kirası, SGK'sı, vergisi, kredi borçları gerçekten çok kötü durumda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafın bu COVID-19 mücadelesi kapsamında içinde bulunduğu hal ortamında bu meclis sessiz kalamaz. Bu meclis 380 bin dükkanını kapatmış esnafın sadece 750 bin garson, komi, şef, aşçı, bulaşıkçı kardeşimizin, servis şoförlerinin içinde bulunduğu hale bu meclis sessiz kalamaz. Sen az terörist dedin, ben çok terörist dedim, olmaz. Biz geçmişte gördük. Bugün terörist dediğiniz adamlarla masalar kurdunuz, hendekler kazdırdınız. Orasında değilim, başka bir yerindeyim. Bakın, şimdi millet aç dedikçe hopluyorsunuz. Niye hopluyorsunuz? Ben bunu da anlamış değilim. Tekrar söylüyorum. Hepimiz şimdi yemek yiyeceğiz, ara verecek. Arkadaş, yemek yerken bir dakika gözümüzü kapatalım ya. 750 bin garsondan, bulaşıkçıdan, aşçıdan, servis şoföründen, lokantanın servis şoföründen bahsediyorum. Bir anlık bu akşam şimdi ara verince yemek yerken aklımıza onları getirelim. Evinize gidin dediler. Eski bakan diyordu ki şu kadar milyar verdik. Vallahi verilmedi arkadaşlar. Kredi verildi, borç verildi. Borçlar ertelendi. Ya biz milletvekiliyiz. Dün de söyledim. Bir şey daha yapalım. Sağlık çalışanlarının moralini yüksek tutmamız lazım. Aşı geldi diye. Dün buradan dört arkadaşımız, bu kürsüden inen arkadaşımız COVID testim pozitif dendi. Biz şimdi biraz sonra, ben de bir test yaptırdım. Belki yarın pozitif çıkacağım. O sağlık çalışanını mutlu etmez. Tamamla aynı sefer. Dolayısıyla bu meclisin, üç sayın bakan burada, hoş geldiniz. Siz de o kabinenin üyelerisiniz. Ya teferruat, teknik işleri boş verin. Millet aç deyince hoplamayın. Arkadaşlar, millet aç. Perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek iyi. Hah, bu tutanağı alacağım. Bu tutanağı alacağım, bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum. Tutanaklar da var. Şimdi süreyi istismar etmek istemiyorum. Bugün burada üç konuşmayı özellikle sayın kabinenin dikkatine sunmak istiyorum. Birinci konuşmacı Aysu Bankoğlu. Genç bir milletvekili arkadaşımız. Konuşma sırasına göre gidiyorum. İkinci konuşmacı Rümeysa Kadak. Buyurunuz. Konuşmacı Dersim Dağ. Benim evladımla yaşadı. Sayın kabine üyeleri, ben sizin yerinizde olsam, bu üç konuşmacının, AK Parti, CHP, HDP, farklı siyasi renkteler, farklı perspektiften bakıyorlar. Ben orada otursaydım şunu yapardım. Bu üç konuşmacının, seni dinlemiyorum. Sen onun hesabını nasıl vereceksin onu düşün. Bu üç konuşmacının konuşmalarını uzmanlarınız var. Tek metine çevirirdim, tek metine. Üç konuşmacının hepsinin müşteki olduğu yanlar var. Takdir ettiği, olumladığı yanlar var. Bunları ne alaka ya? Ne alaka? Ne ayıp şey ya? Üçünde de gençlerin feryadı vardı ya. Üçünde de gençlerin feryadı vardı ya. Tabii gençler sizin için sadece oy makinesi. Yazıktır, günahtır. Üç konuşmayı tek metine toplayın. Yemin ediyorum hükümetinizin alacağı bir takım kararlarda büyük faydasını görürsünüz. Teşekkür.